Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakanlığım döneminde, Obama'nın başkanlığı döneminde bu güvenli bölge konusunu gündeme getirmiştim. Gelin burada Amerika ile birlikte bir güvenli bölge oluşturalım ve bu güvenli bölgede mülteciler için özellikle orada bir yapılanmaya gidelim. Ancak burada biz Amerika'dan lojistik destek bekleriz demiştim. Yani Amerika burada özellikle hava sahası vesaire bunların kontrolünü ele alırsa biz de bu noktada karadaki bütün güvenlikleri ele alabiliriz ve burada bu insanların yaşam koşullarını iyileştiririz demiştik. Ne yazık ki Obama bu konuda gerekli adımları atmadı. Olumlu baktı, güzel bir teklif dedi ama atmadı. Bu konuda koalisyon güçleri, başta Amerika olmak üzere, onlar da lojistik olarak maddi destekleri de bize verirlerse, bu insanların güvenliğini de orada koruma kaydıyla böyle bir güvenli bölgeyi halletmiş oluruz, çözmüş oluruz. Ve bu göçü de bir defa tamamıyla engeller ve bu insanlar için de o güvenli bölgede, mesela benim o zamanki planlamam şöyleydi. Yani 500'er metrekarelik bahçeleri olan, onların örfüne, adetine de uygun bir şekilde, o onların da örfi durumudur ve kendi yerel mimarisi de onu gerektirir. Böyle bir şey yapılabilirse İnanıyorum ki bu süreci o çok daha ciddi manada rahatlatacaktır. Efendim, Rusya görüşmenizin tarihi belli mi? Bir de yani büyük ihtimalle ayın 23'ü. Efendim, peki bu güvenli bölge konusunda operasyonla yine erteleme durumu söz konusu mu anlamına geliyor? Güvenli bölgeyle bu anlaşma sağlanmış. Şimdi o ayrı bir konu, ayrı bir konu. Ya YPG böyle bir projenin içerisinde yer alabilir mi? Bunlar terörist. Yani biz kalkıp da güvenli bölgeyi teröristleri terk edebilir miyiz? Şu anda DAEŞ'in durumu neyse bize göre YPG ve PYD'de aynıdır, hiç fark etmez. Onların akıbeti neyse onların akıbeti de olmalı. Bunun üzerinde çalışmaları yaparız. Onlar lojistiği nasıl tanımlarlar, biz nasıl tanımlarız? Kara gücü derken işte 20 bini aşkın tır Amerika tarafından buraya getirildi. Bunlar nasıl değerlendirilir? Bunların hepsini konuşmak suretiyle bir karara varırız. Yani onlar problem değil. Onları rahatlıkla aşarız. Bütün mesele önce güvenli bölge diyorsak bunun nasılı, niçini, nedeni, bütün bunların üzerinde durmak. Beraber koalisyon, biz de koalisyon güçlerinin aslında içindeyiz biliyorsunuz. Yani bu sürecin içerisine, çünkü Astana süreci de ilave edilebilir. Bunlar da değerlendirilebilir. Bunu etraflıca bir konuşmadan kararını vermek doğru değil tabii. Efendim, Sayın Bahçeli operasyon konusunda ısrarla arkasındayız hükümetin, gerekli adım atılırsa dedi. Yani bu operasyon noktasında bir geri adım da söz konusu gibi güvenli bölge içerisinde. Şu andaki şartlar içerisinde biz yolumuza devam ediyoruz. Televizyonları izlemiyor musunuz ya? Efendim, 23'ündeki Rusya seyahatiniz ikili zirve olarak mı, yoksa bu Rusya-Türkiye? O ayrı. Şimdi bizimki birebir Sayın Putin'le benim yapacağım bir görüşmedir. Ayrıca bizim daha önce başlattığımız zirve var. Sayın Putin, ben ve Ruhani üçlü olarak yapacağımız zirve var. Onun için şu anda belirlenen bir tarihi yok ama o da daha sonra kısa bir süre içerisinde de Astana sürecinin bir devamı olarak o üçlü zirvemizi de devam ettireceğiz. Teşekkür ederim.